Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın ilk 4 kameralı telefonu olan Samsung Galaxy A9'un kutusunu açıyoruz. Bu arada arkadaşlar şu an yayınlanmadı ama muhtemelen birkaç gün sonra yayınlanacak. Yani bu videoyu bir iki gün sonra izliyorsanız hemen kartlardan telefonun detaylı incelemesine de ulaşabilirsiniz diyorum ve direkt masamıza geçiyorum. Bakalım kutudan neler çıkacak. Hemen şu jelatini bir açıverelim. Kutu bildiğiniz kutu. Çok uzatmaya gerek yok. Kutuyu ilk açtığımızda karşımıza şöyle bir işte hat çıkarabileceğimiz, muhtemelen bunun içinde neler varmış bakalım. İşte hızlı başlangıç kılavuzu, şu hat çıkarabileceğiniz aparat falan filan, bunlar çok önemli şeyler değil. Tabii ki de telefonun kendisi, ona döneceğiz birazdan. Bir adet USB Type-C şarj kablosu, bir adet hızlı şarj adaptörü ve bir de 3,5 milimetrelik kulaklık çıkıyor. Arkadaşlar ek olarak bir de şurada Type-C'yi işte normal Android şarj kablosuna dönüştürebilecek bir dönüştürücü aparat var. Telefonun en iniş noktası 4 arka kamerası arkadaşlar. Şurada bir parmak izi okuyucusu var. Yan tarafta açma kapama ve volüm tuşları. Şurada da Türkiye'de hiçbir işe yaramayan Bixby tuşu var arkadaşlar. Alt kısmına baktığımız zaman sol tarafta 3,5 milimetrelik jack girişini, onun hemen sağında da Type-C şarj girişini görüyoruz. Bu arada telefonumuz açılıyor. Şöyle şunu bir göstereyim. Arka kısım parmak izi konusunda geçiyor parmak izleri. Tam ekrana yansıyor bilmiyorum ama parmak izleri kayboluyor. Tabii bunu detaylı incelemede daha net anlayabileceğiz. Çünkü telefon o zaman elden ele gezecek. Şu an telefonumuz açıldı. Şöyle bir sesi kısayım çünkü şimdi apır sapır bir ton bildirim gelecek. Şu arka kameralardan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Arkada dediğim gibi 4 tane kamera var. Bunlardan bir tanesi 24 megapiksel f1.7 değerine sahip. Diğeri 8 megapiksel f2.4 değerine sahip ve ultra geniş açı. 10 megapiksel olan f2.4 değerine sahip. Ayrıca 2x optik zoom yapmaya yarıyor. 5 megapiksel olan kameramız da f2.2 değerine sahip ve bu da işte bu arka taraf bulanık fotoğraflar çekmenize yardımcı olan kamera olarak burada yerini almış. Ön kamerasına baktığımız zaman da 24 megapiksel f2.0'lık bir kamera değeri görüyoruz. Tabi detaylı incelemede çok daha detaylı gireceğiz ama şimdi ben bir şu arka kamerayı denemek istiyorum. Böyle Umut'a bakayım. Şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi canlı odak, yani bu bokeh efekti dediğimiz fotoğrafı çektik. Ortam düşük ışık, o yüzden biraz grenlenme var. Sizin de görebileceğiniz gibi. Neyse, bu konuda bir yorum yapmayayım arkadaşlar. Çünkü detaylı incelemede ancak böyle bir şeyi anlayabiliriz. Bir de şöyle bir kendi fotoğrafımı çekmek istiyorum. Şimdi burada gördüm ki ön kamerada da şey var. Şöyle bir çekeyim. Evet, yine tabii detaylı incelemede anlayacağız ama şurada ufak tefek bozulmalar göze çarpıyor. Ama yani ilk bakış olarak da çok kötü bir kamera gibi durmuyor arkadaşlar. Tercih edilebilir. Zaten fiyatı da uygun bir telefon. Çok kısaca da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Telefonumuzun içerisinde Snapdragon 660 var arkadaşlar. Grafik işleme birimi Adreno 512. 512 GB'a kadar SD kart takabiliyoruz. 6 ve 8 GB olmak üzere 2 tane RAM modeli var. Ekran çözünürlüğünden de bahsetmek istiyorum. Çözünürlüğümüz 1080x2220 arkadaşlar. Yani bu ekran çerçeve oranı biraz fazla. Üst kısımda ve alt kısımda böyle kabaca görüntüler var ama tabii telefonu fiyatına göre oranlarsak şimdilik eldeki hissiyatı kötü değil. E tabii artık kutumuzu açmış olduk, videomuzdan da çıkalım. Ve böylece arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. İzmir'e kış geldi sonunda. İzmir'in kışı 10 derece.